2000 model Peugeot 206 GTI. İki kapılı bu otomobil hem standart modifiye ekipmanları hem de sonradan eklenen modifiye elemanlarıyla işte bu seviyeye gelmiş. Rengine uyumlu diğer renk desteğiyle kıvrak hareketler sergiliyor. Sinan Yücel'e ait modifiyeli Peugeot 206 GTI'nin orijinal ve sonradan eklenenleriyle işte görsel modifiye listesi. Angel Far, X Xenon Far, Spoiler, 17 inç jant, 215-40-17 lastikler, şeffaf stoplar, sis farları, arka cam filmi, çelik depo kapağı, kaliper boyama, cam modülü, motor kaputu skop, plaka sadeleştirme, navigasyon, el freni tutamağı, deri koltuk, deri direksiyon, gövde rengi iç boyama, park sensörü, devir göstergesi, vites topuzu, vites körüğü. Orijinal fabrika çıkışıyla sportif bir yapıya sahip olan Peugeot 206 GTI, modifiyeye en iyi cevap verebilen modellerden bir tanesi. Otomobilin sahibi de isteklerine cevap bulmak için öncelikle 17 inç jantlarla müdahalelere başlamış. Jantların beyaz renge boyanması gövde rengine zıt duruş sergilese de amaç zaten dikkat çekmek. Jantların içine jant rengine zıt kaliper boyamada dikkati iki kez çekmek için düşünülmüş. Otomobili çevreleyen body kit girintili çıkıntılı hatlarla doldurulmuş. Bu tür otomobillere en uyumlu body kit ise daha sade ve düz hatlarla oluşturulmuş olanlar. Motor kaputu üstündeki orijinal skopsa arka spoilerler gibi gücü simgeliyor. Koyu renk otomobiller için daha çok tercih edilen cam filmi, modifiyeli 206'da da arka cama uygulanmış. Plaka sadeleştirme, çelik depo kapağı gibi küçük detaylar da modifiyede önem kazanıyor. Aydınlatma modifiyesinde ise iç xenon farlar ve şeffaf stoplar olmazsa olmazları oynuyor. İç bölümde ise küçük detay uygulamalarının yanı sıra kullanım kolaylığı sağlayan teknolojiler de otomobile eklenmiş. Bunlardan bir tanesi navigasyon. İşitsel modifiye listesi. CD çalar ana ünite, çift amfi, 1 adet 1000 watt bas, 3 takım mid bas, ses yalıtım sistemi. Egzozdan çıkan sesin modifiye tutkunlarında oluşturduğu haz, modifiyeli 206'da işitsel modifiye ile birleşmiş. Ana ünite için CD çalar uygun görülmüş. Çift amfi ile sese sağlıklı müdahale şansı doğmuş. 1 adet 1000 watt bas ve 3 takım mid basın etrafa yaydığı sesi daha sağlıklı duyabilmek için ses yalıtımı da unutulmamış. Eksik olan işitsel modifiye girişimi ise bu üniteleri barındıran bagaj çalışması. Modifiyede en çok tutulan markalardan bir tanesi, en çok tutulan modellerden bir tanesi ve yanımızda da yine bir modifiye tutkunu Sinan. Hoş geldin Sinan programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Klasik sorudur, nereden gelir modifiye tutkusu sana? Klasik cevap vereyim, çocukluktan geliyor. Çocukluktan, evet. Erkek çocuklarının hobisidir zaten otomobiller. Hemen cama yanaşırlar, uf kaç yapıyor abi derler, bakarlar kadranına. Evet. Genelde biz küçükken en fazla 180 falan vardı, bilemedim 200 vardı. Evet. Şimdi tabii 220, 260, evet. 290 evet. Kadranına giderek yükseliyor. Aile nasıl bakıyor modifiye tutkuna? Ya çocukluktan gelen heves olduğunu söylediğim için, tabii eşime de söylemiştim böyle modifiye tutkun olduğumu. Zaten arabadan tek kapı olmasından dolayı sorun yaşıyoruz eşimden dolayı. Ama tabii onlar da tehlikeli buluyorlar ama genelde şimdi benim sevdiğim bildikleri için, hoşlandığım bildikleri için de seslerini çıkartmıyorlar. Aslında modifiyenin bir tehlikesi yok. Performansın bir tehlikesi var. Bu noktada çok da tehlikeli bir hobi değil. Sadece evet. Pahalı bir hobi modifiye. Evet. Görsel olarak düşünürsek pahalı evet. Bir hobi. Evet. Bu noktada sıkıntı yaşıyor musun? Yok, yaşadığımı söylenemez çünkü dediğim gibi çok eskiden gelen alışkanlık olduğu için bu işi sürekli yaptığım arkadaşlar da çocuktan gelen arkadaşlarım. Pek fazla sıkıntı yaşamıyorum.
Peki çevrendeki insanların tepkisi olumlu. Trafikte nasıl bu olumlu bakış, halkın bakışı, işte polisler doğal olarak daha yasallaşmamış bir sektör modifiye. O noktada nasıl sıkıntı yaşıyorsun? Şöyle söyleyeyim, arabada da gördüğünüz gibi kimi arabalar görüyorsunuz, araba modelinin şeklinin çok ötesinde oluyor. Bazı arabalarda arabanın orijinali sadık kalmak koşuluyla bazı üzerinde değişiklikler yapılıyor. O nedenle ben trafikte çok fazla sorun yaşamıyorum. Abartılı bir arabamda modifikasyon olmak için. Ama bence modifiye olayı arabanın dış görünüşüyle performansının eşit olması benim için önemli arabada. Yani hem gösterişli olması hem de aynı zamanda da performanslı bir araba olması. O nedenle şimdiye kadar trafikte bir sorun yaşamadım. Ama ben de diğer insanlar gibi veya diğer trafik polislerinin tepki gösterdiği gibi çok aşırı modifiyeli arabalara ben de tepki gösteriyorum. Beğenmiyorum, evet. Orijinalinde zaten modifiyeli bir otomobil. Hem motoru güçlü hem de görsel olarak zaten çok modifiye ekipmanı üzerinde var. Bu noktada senin çok fazla çaba göstermene gerek kalmamış. Bir takım yeniliklere gitmişsin o kadar. Güzelleştirmişsin otomobilini. Hızı seviyor musun? Güçlü bir otomobil. 2000 motor, 2000 cc'lik bir motor var üzerinde. Bu birkaç benim şu ana kadar sahip olduğum birkaç arabadan bir tanesi. Bunun en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de çok seri olması ve birdenbire süratlenen bir araba olması. Yani ani bir manevra yapman gerektiği zaman veya aniden süratlenme gerektiği zaman ani süratlenen ve yol tutuşu çok kuvvetli olan bir araba. O nedenle tercihim de bu. Çok fazla dediğim gibi değişiklik yapmadım. Zaten bu arabanın orijinali fabrika çıkışı 2000 motor. 100 küsur beygir. İşte hız tutkunu olduğum için, hızı da sevdiğim için ve bu çocukluğundan gelen, daha önce de söylediğim gibi gelen bir tutku olduğu için motoruna bazı değişiklikler yaptık. İşte araba hızlandırdığımız için lastik ebatını biraz büyüttük. Bir de çok motoru güçlendirdiğimiz için araba kalkışlarda yeri kavramada sıkıntı yaşıyordu. O yüzden de lastik ebatlarını büyüttük. 17 inç yaptık. Tabii 2000 motor hızlı yine yetmiyor diyebilir izleyicilerimiz de modifiye tutkusu ayrı. Tabii ki. Ne kadar 2000 cc motor da olsa onu artırmak isteyebiliyorsun. Caddelerde hız yapmamak gerekiyor. Bu konuda senin herhangi bir yaptığın bir hareket var mı? Yani arkadaşlarına da örnek olman gerekiyor. Otomobilin de güçlü. Caddelerde hız yapmamak gerekiyor. Böyle otomobile caddelerde nasıl davranıyorsun? Şimdi her zaman şu çok önemli. İzleyiciler birazdan seyredecekler görüntülerde. Bazı çekimler yaptık. O çekimlerde bile emniyet ön planda tuttuk ve emniyet kemerini kullandık. O nedenle bence her şeyden önce araç kullanan, trafikte araç kullanan her kim olursa olsun, hızlı araba kullanan, yavaş araba kullanan, bir defa trafikte emniyet kemerini mutlaka takmasını düşünüyorum ben. Takılması gerektiğini düşünüyorum. Artı şehir içerisindeki trafik kurallarında uyulmasını düşünüyorum. Çünkü hız, tutku tamam bir yere kadar çok güzel ama insan canı her şeyden önemli. Hadi kendi canınızdan boş verin. Bir başkasının canına zarar vermek daha da önemli. O nedenle insanların bu kural, yani bu tarz tutku olanlara saygı duyuyorum. Çok da destekliyorum sonuna kadar ama limitleri aşmadan, limitler çerçevesinde diyorum. Evet, kimseye de zarar vermeden kendi tutkularını yaşayabilirler. Programımızda aynı zamanda senin otomobille hareket alanını içerisinde biz güvenli bir alan seçiyoruz. Etrafı kapalı bir alan seçiyoruz. O noktada trafiğe kapalı bir alan. Çok teşekkür ediyorum ben programımıza katıldın. Ben hem otomobiline hem kişiliğine renk kattın. Bol modifiyeli günler sana. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Performans modifiye listesi. 2000 motor, piston büyütme, hava filtresi, manifolddan performans egzoz. Orijinal gücü 134 HP olan otomobil bu gücüyle yeterli görülmemiş. 2000 cc'lik motor gücünün işlevini artırmak için piston büyütme modifiyesi gerçekleşmiş. Hava filtresi eklemesi de rahat hava akımı için gerekli. Manifolddan performans egzoz desteğiyle 175 HP güce ulaşan modifiyeli 206 GTI sahibinin istediği performansı yakalamış. Seriliği ile gözlerimize şölen sunan otomobil, acaba kaç yıldız topladı merak ediyor musunuz? Modifiyeli 206 GTI görsel modifiyesiyle 3, işitsel modifiyesiyle 1 ve performans modifiyesiyle 2 yıldız alarak 206 GTI toplamda 6 yıldızla performans sunumuna devam ediyor.
Yeah.